bir yumruk işlemin içinden de bir geçip yumruk işlemi de görelim. Sanıyorum şu yumruk işlemin içine giriyor zaten. Şansımı deneyim. Jandarmaymış mı? Ben de kamerayla geldim, sanki jandarmayı kontrol eder gibi oldu. Hatırlamadım burayı ama merkezdeyiz herhalde işte. Güzel bir evmiş, ne kadar güzel beyaza boyanmış. Satılık ev. Normalde şuradan da giriliyor da biz biraz yukarıdan girdik. Daha iyi oldu. Çarşısındayız yani. Bu kadar kalabalığın olma sebebi çarşı. Zaten başı sonunda yaklaşık 600-700 metredir, bilemedim, 1 kilometredir. Yayla memleketi. Ama bir tarihi vardır yani sonuçta. Ha bak şurası, şu caminin bayağı, neydi, Öküz Mehmet Paşa mıydı neydi, öyle birinin şeyiydi. Güzel, içi de güzel yani. Dışarı soğuk ama ben terledim. İşte pazar, kozalak pekmezi. Şurada bir bankamatik varsa 200-300-500 etraf da kartın limiti açılsın, durumumuz vahim. Bankamatikler var da vakıf bank var mı bilmiyorum. Yoksa da yapılacak mı var? Yok, Denizbank. Denizbank. İş Bankası. Yokmuş. Ne? Millet Kıraathanesi. Şurası öğretmen evi. Yazın bir gece bir defa kalmıştım. Yaz mı? Eylül müydü? Neydi? Şu yolun sonu kışlanın bitti mi? Yukarıda eski tarz evler var. Yol kenarında işte yeni binalar yapılıyor. Şimdi de yapılanlar var. Aslında ana yol şura ve tren yolu da oradaydı. Demir yolu, istasyon oradaydı. Küçüklüğümüzde İstanbul'a giderken otobüsün içinden geçerken Ulukışla her zaman bana böyle tatlı bir sempatik gelmiş bir yerdir. Evlerin içinden geçer gibi gece yarısı ya da sabaha karşı Adana'ya dönerken otobüs geçerken değişik bir görüntü olurdu. Gene var aslında. Artık otobüsler buradan geçmiyor ama gene de güzel görüntü var. İşte şurada da zaten valiliği mi neydi? Hükümet konağı da orası. Birçok işlem burada yapılıyor.
Arkasında Toki evleri var devamında. Bunun da devamında birazdan Toki evleri olacak. Ama genel anlamıyla Oluk işleyi bitirdik işte, görüldüğü gibi yani. Pek ev mev kalmadı. Arkalarda şu ötede şey işte Toki. Şurada bir biraz yaylalık evler var. Bu bölge biraz gelişim bölgesi gibi bir şey. Burada geçen sene yılbaşında, bu senenin yılbaşında, o biraz arkalarda ama olsun, gene de 500 metrelik parselleri 13-15 milyar liraya sattılar. Üşenip gelip almadık. 500 metre yer 15 milyar. Bir şey değil. Sunpet 749. Evet. Sunpet. Adamlar ne para kazandılar ya. Şunlar ufacık yerde yıktılar. Dev gibi yer oldular. Demek güzel para var. Şöyleydi. Bak yıkılıp bayağı büyük bir yer oldu. 749'dan veriyor şu an. Evet, kapatıyorum. Yeter Oluk işte maceramız.